Evet başkanım, 2 yaşında olan bir kulüpsünüz. Evet. Geçen sezonu değerlendirmişsiniz. Nasıl geçti maçınızdan? Geçen sezonda sizlerle ilk kulübümüz kurulduğunda röportaj imkanımızı yakalamıştık. Onlarda söylediğimiz aynı şeylerin bu sene içinde söyleyeceklerimizin başlangıcıdır. Geçen sene bir özveride bulunarak bir kulübü kurup yönetim kurulu, teknik ekiple beraber başarı ulaştık. Yönetim kuruluna, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Ayrıca bize güvenen velilerimize işte gördüğünüz gibi bugün burada ne kadar futbol okulu öğrencilerimizin gördüğünüzü bu durum karşısında da inşallah daha iyi yerlere gelmek için çabamızı sürdürüyoruz. Geçen yıl A takımı şampiyon yaptık. O 19'da hedefimiz vardı. 19 takımında ikinci konumda bitirdik. Bizim önümüzde Kale Belediyespor şampiyon oldu. Kısmetse bu yıl A takım 19 ve alt gruplardan birkaç gruplarla bu hocalarımıza beyan ettik. Bu gruplarda şampiyonluk bekliyoruz. Geçen yıldaki futbolcu arkadaşlarımızla kulübümüzde tutma gereği duyduk. İşte geçen yılın özeti budur yani. Evet, altyapıya da büyük önem veriyorsunuz başkanım değil mi? Bütün yaş gruplarını katacak mısınız yine geçen sene olduğu gibi? Artarak devam ediyor sanırım bu konuda çalışmalarınız. Tabii. Şimdi biz altyapımız Değirmenli Spor olmazsa olmazları. Altyapının bizim için önemi çok büyük. Şu an için bir A takım hocasının dışında kaleci hocasının dışında 3 tane altyapı hocamız var. Ve benim için ve kulübüm için en önemli şeylerden bir tanesi de illaki olmazsa olmazlarımız altyapıdır. Bu altyapının daha iyi, daha bir yarışmacı grup, daha bir mücadeleci bir grup olması açısından tüm kategorilere katılmak istiyoruz. Peki Deniz Futbol'da şu anda bir durgunluk var başkanım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizin fikriniz nedir bu konuda? Deniz'de bu genelde maddiyat bu iş. Bu işin futbolun maddiyatı olmazsa futbol olmaz zaten. Yani bugün ikinci amatörde, birinci amatör veya süper amatör, deniz amatör için söylüyorum. Yani en azından maç başı paralar veriliyor. Bu maç başı çocuklara paralarını verip, sözünü verip, baştan konuşup, sözünü verip de ödeme yapamıyorsan bu çocuk ne kadar başarılı olur, ne kadar topunu oynar yani kulüpte. Bunların yani maddiyatın gözünü alıp da yola çıkan kulüpler eğer yapamayacaksa da elindeki mevcut topçularla devam etmek zorunda kalacak. Yoksa bu iş olmaz yani. Bunu işi göz önüne alınca da bir de yönetim kurulları bu işleri çok iyi iş yapmam lazım. Bizim Denizli'mizde şöyle bir şey var. Kulübün bir tane başkanı var. Her şeyi o biliyor. Yok böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Yönetim kurulu dendi mi bir takım olarak kaç tane varsa 10 kişi mi 10 kişi 20 kişi 20 kişi. Başkan kadar en az yetkili, en az başkan kadar koşan yönetim olması lazım. Yalnız kalıyor başkanlar. Yalnız kaldığı için işte bu kendi bireysel hareketlerle işte yapabileceği yere kadar yapıyor da. Bunu kamuoyuna buradan duyuruyorum. Yani lütfen yönetim kurulundaki başkan dışındaki yönetim kurulundaki arkadaşlar kesinlikle başkana yardımcı olup takımlarını iyi seviyeye getirmeleri gerekiyor. Benim yönetim kurulunda arkadaşlarımıza biz aidat belirledik. Biz her ay düzenli aidatlarımızı yönetim kurulu arkadaşlarımıza alıyoruz. Gerekli olan yerlere kulübümüzün masrafları var belli durumda. Maç başı paralarımızı. Bu şekilde biz önümüzdeki yılın bilançosunu şu anda yapmış durumdayım yani. Yönetim kurumuna oturdum maçlar bittikten sonra.
Ben bunun bilançosunu sundum yönetim kuruluna. Yönetim kurulundaki kişiler ne kadar, bir yılda ne kadar aidat ödeyebileceği şu anda belli yani. Bunun yani bunlar olmasa, bunun Demirspor da olmaz yani. Planlı programlı değil mi? Aynen öyle. Yani ben önümüzdeki yılın bilançosunu eğer hani 3 aşağı 5 yukarı şu para demişiz. Herkes de ona göre düşeceği paranı biliyor. Yani rakamını biliyor yani şeyler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar. Ama çoğu kulüpler yalnız kalıyor başkanları. Ya o açıdan bilmiyorum yani buna önem göstermenizi rica ediyorum spor komandanın. Yani görev paylaşımı iyi yapılacak. Görevler belirleyecek. Herkes görevini gerçek anlamda yapacak. Bir kişiye yük binmeyecek. Aynen öyle. Eğer gerçek söylüyorum şunu gerçekten yani yönetim kuruluna girmesi gereken arkadaşlar kulübüne maddi katkı yapmak istemiyorsa ya o yönetim kurulunda yani hava olmuş ha olmamış yani ben anlamı yok yani. Önemli olan bu amatör kulüpte maddiyat yani. Maddiyat çok önemli. Eğer maddiyatı destek olabilecek sporu seven arkadaşlar katılsın. Yani öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim başkan. Var mı başka eklemek istediğiniz? Eklemek istediğim şu önümüzdeki sezon inşallah bu takımımızı bir üst liglere taşıyıp inşallah kısa bir zamanda iyi bir yerlere gelmek istiyoruz. A takım olarak süper amatör diyorsunuz. Tek hedefimiz o. Ve 19'da şampiyonluk. Alt gruplarda da 3 tanesine şampiyonluk bekliyoruz. Hocamız zaten bunları beyan ettik toplantımızda. Tüm spor kamuoyuna buradan başarılar diliyorum. İyi bir sakatsız bir sezon diliyoruz. Bu işlerde emek geçen dernekler, sponsorlarımız hepsine başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İsveç Stockholm'daki Oriflame Cilt Araştırma Enstitüsü'ne hoş geldiniz. Turumuza Kökücülü Odası ile başlıyoruz. Bilimsel ekibimiz cilt bakım ürünlerinde kullanmak için yeni nesil aktif içerikleri burada araştırır. Aktif içeriklere ulaşmak için teknolojik cihazlar kullanılarak bitkinin kendisinden veya kurutulmuş halinden bitki ekstreleri elde edilir. Elde edilen her bir ekstre analiz odasında içerdiği tüm bileşenlerin belirlenmesi için analiz edilir. Bu analizler ekstrenin kimyasal profili ve güvenliği açısından derinlemesine bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu alan ekstrede bulunan aktif bileşenleri belirlemek ve bu bileşenlerin etkinliği hakkında ilk bulguları edindiğimiz yerdir. Şimdi hücre kültürü odasındayız. Burada hücre kültürü laboratuvarımızda çoğalttığımız cilt hücreleri üzerinde biyolojik testler uygulayarak bitki ekstrelerinin etkinliğini kanıtlarız. Son olarak biyolojik testlerden elde edilen sonuçları görselleştirdiğimiz histoloji merkezindeyiz. Burada aktif bileşenlerin kolajen gibi yaşlanma karşıtı proteinler üzerinde olumlu bir etki yarattığından emin oluruz. Şimdi gelin ürün geliştirme aşamasına geçelim. Bunun için İrlanda Dublin'deki araştırma ve geliştirme merkezimizdeyiz. Ürün konseptini geliştirmek için işe inovasyon odasında beyin fırtınasıyla başlarız. Burada uzman ekibimiz ürünün içeriklerinden yapısına, beklenen etkilerinden faydalarına kadar tüm yönleriyle masaya yatırır. Laboratuvara hoş geldiniz. Burada bir formülasyon içindeki tüm bileşenler karıştırılır ve en son aktif bileşen eklenir. Daha sonra eğer istenirse formülasyonu kokulandırmak için bir parfüm ekstresi eklenir. Burası pilot üretim alanı. Fabrikalarımızı simüle eden küçük ölçekli ekipmanları kullanarak laboratuvarda geliştirilen yeni formülümüzü paketli ticari ürün haline getirdiğimiz yer. Şimdi ise stabilite laboratuvarındayız. Burası her yeni ürünümüzün beklenen raf ömürleri süresince stabil şartlarda kaldığını belirlediğimiz alandır. Mikrobiyoloji odasında ekibimiz, ürünün güvenle kullanılmasını ve arzu edilen bir raf ömrüne sahip olmasını sağlamak için her formülasyon üzerinde birçok testler yapmaktadır. Bu testler, ham maddelerin gözden geçirilmesini ve her bir formülasyonun doğru miktarda doğru koruyucu içerdiğini kontrol eder. Burası bizim en son teknolojilerle donatılmış klinik test ünitemiz Oriderm. Burada gerçek kişilerle, gerçek şartlarda, gerçek sonuçları kullanarak iddialarımızı değerlendirir ve her bir ürünün amaçlanan faydalarını sunduğunu doğrularız. 6000 panelisten oluşan veri tabanımızdan her cilt tipi için test yapabiliriz.
Etnik kökenleri farklı ciltler üzerinde test yapabilmemiz için yerel pazarlardaki klinik araştırma kuruluşlarıyla da işbirliğinde bulunuruz. Turumuzun sonuna geldik. Umarız keyif almışsınızdır. Oriflame'in yenilikçi ciz bakım çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için danışmanınızla konuşabilir veya oriflame.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.